Ubeydullah bin Utbe rahmetullahi aleyh ulemadandır. Bir sualin, bir sözünü getirdim buraya. Başına istemediğin bir şey gelirse sabırlı ol, kaderine rıza göster. İstemediğimiz birçok şey bugüne kadar başımızdan geldi geçti mi? Geldi geçti. Şeyhim şöyle derdi. Bundan önceki müptela geçmişti. Bu da geçer deyin. Bugüne kadar başından bir sürü müptela geçti. Bela geçti. Başında şu anda bela var mı? Kesin olarak hepinizin başında küçük ya da büyük bir bela var. Hayatımızın sonuna kadar böyle devam edecek. 5 gün, 6 gün belasız ama bir bela 7. gün gelecek. Atlatacağız, başka bir tane gelecek. Hayatımız hep böyle geçecek. Gelmezse kork. Gelmezse kork. Hayatından, yaşam tarzından kork. Şimdi diyor ki Ubeydullah İbni Utbe, bir bela gelirse sabırlı ol, kaderine rıza göster. Benim kaderimde bu yazılıydı. De ve sabret. Dünyada rahat yoktur. Hayat bir gün sevinçli olur, bir gün sıkıntılı. Hep gelgit halinde oluruz. Sevinçli, sıkıntılı. Sevinçli, sıkıntılı. Bir gün güneş, bir gün yağmur. Sabahleyin süper bir güneş vardı. Dışarıya çıktım, yürüyüş yaptım. Temiz hava aldım. Öğleden sonra eve bir girdim. 2'de, 3'te hava bir anda değişti. Yağmur başladı. Git gel. Hayat böyle git geller içindedir. Ama sen bir yaprak değilsin. Yaprak rüzgar nereden eserse diğer tarafa uçar. Sen bir yaprak değilsin. Küfrün rüzgarı sert bir şekilde esiyorsa küfre doğru gidemezsin. Sen diyeceksin ki dünyada kalan tek mümin ben bile olsam ben bu İslam davasını terk etmem. Tek bile kalsam. Bütün insanlar, bütün kafirler benim davamın yanlış olduğunu söylese ben yine zerre tereddüt etmem. Eksiklerim olsa da, kusurlarım olsa da Allah yolunu, Allah davasını terk etmem. İşte bu şuurlu, bilinçli Müslümanın işidir. Allah-u Teala Hazretleri bu şuuru, bu bilinci asla bizden almasın. Ondan gelen musibetlere karşı daimi surette sabırlı olmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Ondan geleni yutacaksın. Bu musibet geldiği zaman random gelmez ki. Kimden geldi bu? Allah buna izin verdi ve yazdı bana bunu. Yazdığı için, o verdiği için benim bunu yutmam lazım. İnleyip, ağlayıp, dışarıya halimi vurup, insanlara kendimi acındırmamam gerekiyor. Allah'ımı incitmemem lazım. Günlerce aç ya da susuz kaldığını düşün. Günler boyu açsın ve susuzsun. Önüne gelen nimet sıcak mı, soğuk mu? 2 gün sonra, 3 gün sonra önüne bazı nimetler geldi. Sıcak mı, soğuk mu? Güzel mi, çirkin mi? Bakar mısın, bakmaz mısın? Asla bakmazsın. Çünkü açsın ve susuzsun. Su çamurlu mu, çamursuz mu? Arıtılmış mı, arıtılmamış mı? Bakar mısın? Bakmazsın. Çamurlu, mamurlu bakmazsın. Çünkü 2 gündür su içmiyorsun. Allah'a ve onun aşkına aç olan bir insan, ondan bir musibet geldiği zaman musibetin şiddeti ne olursa olsun şunu bilir. Ben Kur'an ayetine iman ettim. Allah Kur'an'da diyor ki hiçbirimize gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Demek ki bana verdiği bu musibet gücümün kaldırabileceği nispette bir musibet. Dolayısıyla bu bana Rabbimden gelmiştir. Ben asla ağzımı kötü bir şekilde açmam. Bakın kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bir musibet geldiği anda halimizde bir değişiklik olur. Anneni kaybettin, babanı kaybettin. Bu kardeşiniz anasını ve babasını kendi elleriyle toprağa vermiş bir adamdır. İki acı da hala burada. Her gün bir kere aklıma gelir, bir sızlar. Kalp, burun bir sızlar. Her gün muhakkak. Bir özlem gelir. Allah'ım beni kavuştur derim, unuturum. Günüme devam ederim. Hangi saatte olduğu bilinmez. Değişik. Bazen yatarken, bazen uyanır uyanmaz, bazen yemek yerken. Bir şekilde o sızı kalbime vuruyor. Bu acı geldiği anda halinde bir değişiklik olur. Kalbinde bir yanma, göğsünde müthiş bir daralma, gözlerinden yaşlar. Bunu engelleyemezsin. Burada sınav şu, ağzından bir şeyler çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çok erken aldın ya Rabbi. Baban 50 yaşında gitmiş, taş gibi adam, hayatında hastane görmemiş. Ağzından bu kelime çıkar mı? Babamı mı buldun ya Rabbi, biraz daha yaşasaydı. Çok erken aldın Allah'ım. Gitti, kaybettin. Musibet, sıkıntının başa geldiği ilk andaki sabırla belli olur. Gerçek sabır odur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Musibetin ilk vurduğu an. Şimdi babanı aldı, haber geldi. Baban gitti.
o anda ağzından kelime çıkacak mı, çıkmayacak mı? Mesele bu. Çıkmıyor, kelime çıkmıyor ama gözlerinden yaşlar geliyor. Burada sıkıntı yok. Kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Dilden ve elden gelen şeytandandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dilden elden ne? Aa, beni mi buldu? Aa, parçalayacağım kendimi, bırakın! Bırakın! Kadınlar, özellikle cahil kadınlar bunu çok yaparlar, bilirsiniz. Doğu ve Güneydoğu'da bu çok oluyor. Biri ölüyor, zılgıt falan veriyorlar. Ölünün göğsüne falan vuruyorlar. Ya adam zaten ölmüş. Niye adamın göğsüne vuruyorsun? Çok sevdiğini, ona karşı çok büyük bir bağlılığı olduğunu etrafındaki insanlara lanse edebilmek için. Riya da yapıyor. Parçalıyor da kendisini. Üstünü başını parçalıyor, başörtüsünü falan kaldırıyor. Ve sınavı kaybediyor. Kirli kelimelerle, Allah'ı incittiği kelimeleriyle. Bizi mi buldun Allah'ım, evimizi ateş düşürdün Allah'ım? Diyor, bütün mükafatı kaybediyor. Allah bizi bu şuursuzlardan, bu cahillerden etmesin kardeşler. Amin ya mu'in.